Mustafa Sandal geçen hafta sonu Kuruçeşme açık havada sevenlerinin karşısına çıktı. Abi çok garip geldi şu anda ya. 2 sene sonra var ya. Hakikaten çok garip geldi. Bak heyecanlandım falan ya böyle vallahi. Ben 2500'den fazla konser vermiş adam. Yemin ediyorum ya bu pandemi ne yaptı bize böyle ya. Konser boyunca yerinde duramayan 51 yaşındaki ünlü popçu danslarıyla da ilgi odağı oldu. Konser öncesi soruları yanıtlayan Mustafa Sandal, bileğindeki nazarlığı küçük oğlu Yavuz'un kendisine verdiğini söyledi. Tekrardan seyirciyle buluşma kafası, tekrardan o enerjiyle birlikte olma kafası bir değişik geldi. Ne yalan söyleyeyim. Nazar yani. Boynunuzda, bileğinizde mi? Evet, onu takıyorum ya. Onu, evet, Yavuz takıyordu. Konser öncesi Yavuz verdi bana. Nazar değmesin diye. Yavuz verdi. Küçük oğlum o verdi, baba konserde bunu tak dedi, ben de takıyorum. Sandal'ın geçen Haziran ayında Derya Ulu, APO ve Irmak Arıcı ile beraber milli takıma moral vermek için seslendirdiği Bizim Çocuklar şarkısı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ünlü popçu sanat camiasındaki bir kişi tarafından sosyal medyada trollendiğini öne sürdü. Beğenenler de oldu, keza eleştirenler abi orada trollendik biz ya. Yok öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Yani gerçekten dört dörtlük bütün ekipçe 21 günde yapılabilecek en mucize işi yaptık. Ama ben hemen daha o klip yayına girer girmez bir baktım, oturdum 3 dakika içinde hemen kendi ekibimi aradım, dedim ki ben ilk defa yaşıyorum onu. Hayatımda ilk defa yaşadım. O trollenmeyi ilk defa yaşadığım için bir sersem oldum yani. Baktım böyle 3 dakika içinde hani böyle bir botlardan böyle tık 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 yorumlar akıyor ve bakıyorum hani şablon yorumlar yani tak 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 tak. Aha dedim bir dakika. Bir 3-5 dakikamı aldı benim anlamak yani. Gerçekten vatana millete bir ihanet oldu. Bütün ekibin, bütün takımın ruh halini etkiledi. Sizce o botlar kimler? Ben biliyorum kim olduklarını, burada da söylemek istemiyorum. Ben biliyorum, araştırdım, öğrendim, merak etme. Yani kimden geldiğini ben biliyorum. Evet, sanat camiasından. Evet, yani bizim camiamızdan, dışarıdan değil yani. Hani sanat camiasından sizin de tanıdık yerinde mi böyle bir bot yaptınız? Evet yani, kendisi bir sanatçı değil, onu söyleyeyim. Yani... Sosyal medya tarafı. Yani yok, yani kendisi sanatçı değil. Hani bence gerçekten mesela milli ihanet budur, vatana ihanet etmek budur. Sandal, eski eşi Emine Yahoo için kendisine açtığı nafaka davası hakkında ilk kez konuştu. Son olarak eski eşimiz Emine Hanım'la nafaka iptaliyle alakalı bir dava vardı. Ya hocam o şimdi şöyle bir konser öncesi, şu enerji öncesi, ne bu konu hani şu anın konusu, her şey, zaman her şeyin en güzel ilacıdır, tamam mı? Günün sonunda 2 tane evladımız var, Yaman Yavuz. Allah'a şükürler olsun. Kendisinde benim de son derece gurur duyduğumuz 2 tane evlat yetiştiriyoruz. Aramızdaki biz farklılıkları, düşünce tarzındaki farklılıkları, bakış açısındaki farklılıkları bir şekilde çözeriz. Sıkıntı yok. Zaman her şeyin en güzel ilacıdır abi. Hayat çok kısa. Bir nefeste varsın, bir nefeste yoksun hocam. Mustafa Sandal olaylı bir ayrılık sonrası tekrar barıştığı Melis Süt Şurup'la ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu. Güzel gidiyor, iyi gidiyor. Biz biliyorsunuz böyle dramatik, abuk bir ayrılık yaşadık. Evet. Abuk yani, hiç ne Melis Hanım'a yakışır ne bana yakışır bir ayrılık yaşadık. Şu anda iyi gidiyoruz, iyiyiz yani, güzel gidiyoruz. İşte zaman diyorum ya, zaman bazı şeylere iyi geliyor. Bazen iyi geliyor. Ayrıldığınız zamana pişmansınız galiba. Yok, yani öyle bir şey yok. Abi ben hayatımda hiç pişmanlık duymadım. Sorguladığım, oradan ders çıkardığım anlar oldu. Pişmanlık duymadım, ben ona pişmanlık olarak bakmam. Şu anda birlikteyiz, iyiyiz, iyi gidiyoruz. Birbirimize kıymet veriyoruz, güzeliz, birlikte iyiyiz. Anı ve güzel, yani bir ahenk içinde akıyoruz. Önemli olan o.